Selam. Sanatçıları etkiledi. Ha bu, bu konuda evet. Gerçekten bu çok ayıp bir şey. Zaten 65 yaşa uygulanan yasak da çok saçma sapan. Dünyada böyle uygulama yok. Ve müzisyenlerin evet, üvey evlat muamelesi görüp sadakayla kandırılmak istenmesi kadar ayıp ve abesle iştigal bir şey olamaz. Dolayısıyla yönetimdeki kişilerin bu duyarlılığa sahip olması ve benim kurucusu olduğum meslek birliklerinin de bu konuda çok daha fazla çaba göstermesi lazım. Hiç sesleri de çıkmadı efendim. Popsav'ın kurucu üyesiyim evet, ve maalesef onları ayıpladım. Bu proje 1000 liralık sadaka projesi son derece saçma sapan ve ayıp bir şey. Bu ayıbın derhal giderilmesi lazım. Böyle saçma sapan bir de şey belge istiyorlar sanırım, kendini ispat etmen lazım. Video, sanatçı belge, olduğun bir için de, evet. Bir de hikaye anlatacaksın da onu yollayacak da o da o kuruldan geçerse böyle saçma şey mi olur? Yapılacaksa yardım 400 yapılmalı. Gerçek müzisyen olan belli olur zaten. Onun da işte kayıtları vardır. Çünkü sadece hani ünlü kişilerden bahsetmiyoruz. Geri planda müzik emekçileri, müzisyenler var. Rodis'inden işte her türlü çalgıcısına kadar onların böyle sadakayla kandırılıyor olması çok ayıp bir şey. İnşallah düzelir, yaparlar, becerirler. Bizim meslek birlikleri de bu konuda bir önemli bir başarı sağlayamadı maalesef ama sanırım bundan sonra belki olur. Vallahi sağlık ve huzurdan başka bir şey dileyemiyorum. Tabii ki hep klasik bir şey oldu. Mesafeye dikkat edeceğiz. Olabildiğince sağlıklı kalmaya ve sağlıklı davranmaya çabalayacağız. Ve tabii ki üretmeye devam etmek gerekir. Her koşulda kapalı kaldığımız süre içinde daha çok ürettim ben. Kendi adıma ve çok arkadaşım gibi. Nasılsa evden de çalışılabiliyor. Tabii arada stüdyoya gittik bile ama yine insan olarak doğaya ve insanla görevlerimizin bilincinde olarak doğru ve dürüst davranarak bu işi çözeriz diye düşünüyorum. 31 Aralık'ta ne yapacaksınız? Evdeyim. Yani bak şurada külüstü bir ev var. Orada şu sarı var ya. Evet. Onun birinci katında arkadaşımın evini kiraladım orada. Çok güzel yeri. Yani külüstü ama çok mutluyum. Zaten dünyayı dolaşıp çadırlarda yaşamayı bildiğim için benim için o sadelik ve huzur önemli. Marmaris'te olmanın da ne kadar büyük şans olduğunu bilenlerdenim. Dolayısıyla lüks konfordan ziyade doğayı tercih edip doğal yaşamı huzuru seçsin insanlar. Böyle cennet gibi yerlerimiz var. Yağmalamadan kıymetini bilmemiz lazım. Ama birçok başka turistik yerler talan edildi. Sanayi merkezi haline getirildi. Bodrum gibi falan, ona benzer, Çeşme gibi. Neyse ki Marmaris'imiz biraz daha kendini muhafaza edebildi. Uluslararası bir yer olduğu için sanki daha bir korunaklı ve korunmuş görünüyor. İşte kıymetini bileceğiz. Her günümüzün ve bu güzelliklerimizin kıymetini bilip dikkat edeceğiz. Doğal yaşamı ve doğayı koruma adına elimizden geleni yapacağız. Bu kadar arkadaşlar. Efendim siz kaç yıldır Marmaris'tesiniz? Buralıydınız değil mi? Marmaris'te misiniz? Buralıyım. Baba memleketim benim ama ben Bilhassa doğdum. Antalya'da büyüdüm, Ankara'da okudum. İşte İstanbul'da cebelleşiyorum. İşte arada fırsat buldukça buraya kaçıyorum. İşte şu doğal yaşamı, huzurunu yaşıyorum. Kendimi tedavi edip tekrar Bizans'a dönüyorum. İşim icabı orada işte haliyle güneşlik zorunda kaldım. Eczane vardı, o geçti gitti her neyse. Şimdi sadece müzik yapıyorum. En son yeni bir şarkı da yaptık, Fırça Kal diye. Söyler misiniz bize biraz? Şimdi söyleyemem. Nakaratını söyleyin. Girsinler, şimdi söyle. Ha daha girmedi mi piyasaya? Girdi de, siz girin oradan dinleyin daha bozmayın. Sizden canlı canlı dinlemek daha güzel olur. Daha sonra yeni bir şarkı daha var, o da yılbaşından sonraki zamanda inşallah çıkacak ama işte bu yakın dostlarımızın ölümü beni oldukça sarstı doğrusu.
işte hep birlikte ayakta kalmaya, sağlıklı kalmaya çalışıyoruz. Peki efendim, siz burada kışları da burada yaşıyorsunuz herhalde değil mi? Hayır. Yani bu yangodan oldu bana böyle bir şey. Yazın durmuyorum bu sıcakta ve kalabalıkta asla gelmiyorum ama baharlarda gelmeyi tercih ediyorum. Burada babamdan kalma bir evim var. Onu da kiraya verdiğim için şimdi arkadaşın evini kiraladım. Ya da hısımımı diyelim. Böyle idare ediyorum. Arada işte daha sakin zamanları tercih ediyorum. Kalabalıkları ve çok sıcağı sevmiyorum. Böyle burada şu anda hakikaten çok mutluyum. Şu havaya... Sizin için kışında denize giriyor dediler. Girdim, evet. İki kere falan girdim. 2-3 kere. Girdim. Yani hiç öyle kötü değil. Girilebilecek durumda su. Tavsiye ederim. Girsin çıksınlar. İki debelensinler en azından. Deniz suyu, elektrik alan en güzel şey. En sağlıklı şey. Dolayısıyla herkese tavsiye ediyorum. Bir atlayıp çıksınlar. Nasıl denize girme yasağı yok gündüzleri değil mi? Yok. Evet. Şimdilik yok. Evet. Peki pandemi dönemi süreci nasıl geçiyor? Covid-19 Şimdi ben eczacı olduğum için İstanbul'da da eczacı arkadaşlarıma yardıma gittim zaman zaman. Zor tabii ki, özgürlüklerimizin kısıtlanması benim gibi özgür bir çocuk için daha da zorlayıcı bir şey oldu. Ama neyse ki hem bir sağlık elemanı olarak hem de arkadaşlarıma yardım edebildiğim için o pandemi sürecini iyi geçirdim. Açıkçası bir de üretim yaptık. İşte birkaç şarkı ürettik. Bazı şarkılarım yayınlandı. Eski Türk müziği şarkılarımdan tutun da yeni çektiğimiz 3 klip bu pandemi sürecinde çok ilgi gördü. Yani ben bir işçi gibi yaşıyorum. Her işimi kendim yapıyor ve koşuyorum. Onun için yani herhalde daha bu yüzden sağlıklı kalabiliyorum diye düşünüyorum. Var mı başka sorunuz arkadaşlar?